Onda yine yürüyecektir. Yine albüm yapacaktır. Onun babasının yerini tutacaktır tabii ki. Ali abi çok şeker bir insandı. Erken ayrıldı aramızdan. Yani ben kendisiyle çok Tokat derneklerinde olsun birçok gecelerde birlikte program yaptık. Çok can bir insandı. Çok erken gitti. Kendisine rahmet diliyorum. Evet. Öncelikle ailesine, sonrasında tüm sevenlerinde başı sağ olsun. Nur içinde yatsın Evet. diyoruz. Teşekkür ediyorum. Sevgili Ayşegül Pınar, yine Kıvırcık annenin ve bizim hemşerimiz. Yine bir Tokatlı bir sanatçı kardeşimiz. Ayşegül'cüğüm, sen de hoş geldin. Kıvırcık Ali'ye dair duygularını, düşüncelerini bizimle paylaşır mısın sen de? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir güzel program yaptığınızdan dolayı öncelikle kutluyorum sizleri. Eyvallah, sağ olasın. Hakikaten Kıvırcık Ali bugüne kadar güzel eserler bırakmış, o güzel türkülerini bizlere bırakan ve herkese sunan bir değerli ozanlarımızdan bir tanesiydi. O ölmedi, o her zaman bizim kalbimizde olacak. Gerek onun ki onun o güzel eserlerini okuyarak bizler her zaman anacağız ve o güzel türkülerini her zaman söyleyeceğiz, gururla söyleyeceğiz. Ne kadar güzel. Bugün bunu anlatıyorsak demek ki Türkiye'ye ve dünyaya o kadar güzel şeyler katmış ki öncelikle gerçekten o muhteşem kişiliğini herkes, şöyle bir baktığımda herkes güzel şeyler söyleyebiliyor. Ne kadar güzel duygular işte. Önemli olan böyle güzel sözlerin Güzel miras söylenmesi. bırakılması değil mi? Tabii ki Eyvallah hocam. kesinlikle işte sanatçı bu olmalıdır. Ben her zaman söylüyorum. Allah insanları doğru yoldan ayırmasın diye. İşte bizim söylemek istediklerimiz bu. İleride bizler de aynı bu şekilde herkes ölecek. Yani burada bir kalıcılığımız olmayacak ama bu güzel şaheser türküleri arkamızdaki nesillerin bize söylemesi. Nur içinde yatsın. Biz her zaman onun her zaman kalbimizde olacağını biliyoruz zaten. Saygılarımı sunuyorum. Saygı bizden kardeşim, sağ olasın. Yine çok değerli bir abim Şükrü Cömert. Şükrü abi aynı zamanda Kıvırcık Ali ile uzun yıllar sahnede birlikte çalışmaların oldu değil mi abi? Yanılmıyorum. Doğru. 96-97 döneminde 2 sene birlikte sahne almıştık. O Tükendi albümünü çıkartmadan önceki dönemde. Ben belki o anlamda çoğu müzisyen arkadaşımdan şanslıyım. Yani birebir aynı sahneye paylaşma durumumuz oldu. Ali abi, hani diyoruz ya, adam gibi adamdı. Onun ötesinde bir şey. O sadece klişe bir laf gibi geliyor bana. Hani Aydın abinin söylediği gibi yaşamak lazım onu. Yani yan yana gelip Cemal Cemal'e oturup onu görmek lazımdı. Ben o şerefe hasbelkader kendi adıma çok mutluyum. Nail oldum. Çok da hani böyle tutuluyorum. Hani iz bıraktı, öyle söyleyeyim. Bir iz bıraktı. Geniş bir yol açtı halk müziği adına, insanlık adına, köy türküleriyle şehir türkülerini birleştirip yeni bir sentezle geri gelen gençlere ve yeni nesillere yeni bir tarz çığır açtı diye Farklı bir düşünüyorum. tarz yarattı, evet. Kendisine Benim de göre şahsi tabii, fikrim. yani o meyanlı bastı okuması filan, o da Ali abi'den önce pek tercih edilen bir okuma şekli, yöntemi değildi. Ali abi'den sonra o biraz daha böyle gündeme geldi falan, ama onun öncesinde yüreği ve kişiliği benim için çok önemliydi. İyi bir abi, iyi bir akraba, iyi bir kardeş, iyi bir baba, iyi bir dost bana göre. Hepimizde çok büyük emeği var. Bir şey daha söylemek istiyorum. Yani kimse kızmasın bana. Hani yeri doldurulur ya da işte şu 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 vatandaşlar adaydır diye aralarda konuşma bazı yerlerde geçiyor, ama bu elle tutulur meta değil Ali abi olan sevgi. Hani bir televizyon evinizde bozulur. Yenisini alırsınız, oraya koyarsınız, aynı işlevi görür, ama yani Kıvırcık Ali olmak sadece Kıvırcık Ali doğulur, o doğdu, bir o var. Yani onun, ha, ondan feyiz almak, ondan faydalanmak ya da onun türkülerini söylemek ya da sesi okuma şeklini benzetmek, bunu biraz çaba sarf eden, biraz yeteneği olan herkes yapabilir, ama onun yerinin dolması diye bir şey söz konusu. Yani ben Kesinlikle olamaz. Doğru. en azından kendi adıma Katılıyorum sana. söyleyeyim, Eyvallah. değil. O bir idoldür, o bir aramızda dolaşan melektir, öyle söyleyeyim ben. Eyvallah abi. Sen de yüreğine sağlık. Hemen bugün dedik ya, Kıvırcık Ali türküleriyle, eserleriyle anacağız. Sevgili Mehmet abimden, Mehmet Özcan'dan bir eser dinleyelim Mehmet abi. Bugün tabii türkü okumak da biraz zor ama yine hasbelkader dilimizin döndüğünce ne söylersin, ne yaparsın mikrofonumuzu? Konuşmamda da söyledim. Zorluğu güle çala getiren Ali'ydi. Gülmeyi Ali'den öğrendik biraz da. O hep
tebessüm ederdi. Biz bugün gene güleceğiz. Gene o vicdani rahatlığı içinde olacağız. Eğer aramızda diyorsak. Evet abi. Ben de okuduğum türkümü Ali'ye armağan ediyorum. Peki. Hep esprileşirdik kendi aramızda. Diyordu dede sen bana ne zaman türkü vereceksin? Ben diyordum daha ben öyle bir adam bulmadım ki aramıza koyup da hani torpil yapayım da sen benim bir türkümü oku diye. Her sene yollarını gözlerinde bana zor gelir, bana ağır gelir, ağır gelir, ağır gelir, ağır gelir. Damla damla gözyaşlarım dökülür, yüreğimden kan gelir, içerimden kan gelir, kan gelir, kan gelir. Ellerin yarı gelmiş çok güzelmiş de bundan bana ne, bundan bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Benim yarim şu Dersim'den, şu Çorum'dan gelseydi bana yeterdi. Ama gelmedi, neydem? Eli güldürdü, soysuz, vefasız yârim. Benim yarim şu Tokat'tan, şu Almus'tan gelseydi bana yeterdi. Ama gelmedi, halim neden? Eli güldürdü, soysuz, vefasız yârim. Şu Erzincan'dan gelseydi bana yeterdi. Ama gelmedi, halim neden? Beni güldürdü, soysuz, vefasız yârim. Benim yârim şu Dersim'den, şu Mazgirt'ten gelseydi bana yeterdi. Ama gelmedi, neydem? Eli güldürdü, soysuz, vefasız yârim.
Eline sağlık, gönlüne sağlık. Teşekkür Mehmet abi. Teşekkür ediyorum. Yine bugün ara vermeyelim müziğe. Efendim. Sevgili Ali Baba'dan, Çınarlarımızdan, Ali Kızıltuğ'dan bir eser. Değerli zanlarım.